Kankalar selamünaleyküm, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun zamandır sohbet muhabbet eşliğinde gidecek bir oyun istiyordunuz. Bugün Stray oynayacağız kankam. Biraz oynanış videolarını izledim. Kedinin başına gelen acıklı bir hikaye oynuyoruz sanırım. Yani başından sonuna izlemediğim için tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama oyun güzel kanka. Grafikler falan da mükemmel. Sizlerle beraber buna başlayacağız. Birkaç oyun daha var. Assetto Corsa ile Harman, hepsini çekmeyi düşünüyorum. Şimdi ilk bölümünde biraz böyle hem oynanışı anlatacak sanırım bize, hem de hikayeyi anlatmak için sinematik izletecek. Ben de başından sonuna kadar yani oynamadım. Çok da neyle karşılaşacağız bilmiyorum işin açığı. Ama yavaştan başlayalım. Ben böyle acıklı hikayelerde acayip sövesim geliyor lan ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Kaderin tatlı cilvesine söyleyeceğiz demek ki kardeşim bugün. PC'yi görüyor musun? Nasıl tatlı. Bir de bu böyle sokak tekir gibi kocaman da değil ha. Küçük yavru bir şey yani. Şimdi önce bunlarla etkileşimimize girmemizi istiyor. Tamam, bunu hırlamayın birbirinizi. Siz kardeşsiniz oğlum. Gel bakayım, bir de seninle oynayalım kardeş. Kara kedi pek oralı değil. Yok lan, bu da içten içe iyi ama bak. Bak, bununla iyi anlaşıyorlar. Bununla best friend kanka. Şöyle kartonların üstünde yatmamızı istiyor herhalde. Yatalım kardeş. Hikayesi güzel ama oyunu sarıyor kanka. Birazdan ilerleyen bölümlerde görürsünüz ki bu bölümü es geçiyorum. İkinci bölüm çok daha canlı bir bölüm olacak bence. Oraya kadar gitmedim. Bir demin 15-20 dakika oynadım ama ilerledikçe daha çok sarıyor oyun. Bu arada gelmesini istediğiniz içerikleri de yorumlara yazabilirsiniz kankam. Hani GTA 5 roleplay olabilir, daha farklı oyunlar olabilir vesaire. Ya bu ara böyle biraz daha hikayeli oyun da oynamak istiyorum. Hem ekiple yapabileceğim şeyler, hem hikayeli oyun, hem de Assetto. Üçünü beraber yürütmek istiyorum kanalda. Bak, bu erkenden kalkmış. Ekran kapanacak diyor. Kapanma lan. Niye kapanıyorsun? Ben bir sigara yakayım bir de kankam. Çakmağım nerede ki benim? Surların içi. Bunlar böyle takılıyor, geziyor. Vur patlasın, çal oynasın. Biraz spoiler olacak ama birazdan öyle olmayacak işte. Evet. Şimdiki şöyle bir buraların içinde gezelim bakalım. Bak, böyle miyavlayabiliyoruz filan. Buradan da şöyle bir zıpla bakayım. Oyunun grafikleri güzel bu arada ha. Ha, pardon, tamam. Nereye gitmemiz gerekiyor kardeşim buradan? Ha, pardon, tamam, şu yukarı çıkacaktık, dur. Kedi kedi değil, panter amına koyayım, her yere çıkıyor valla. Böyle su filan içebiliyoruz. Suyumuzu falan için oğlum. Bu hayattır.
Arkadaşların üstünden geçti bir de. La bekle ben gülü. Kanka bir bu bir Tarkan'ın köpeği vardı. Bu işlerde bir numara. Dünya kedileri ne oğlum? Biz onların dünyasında yaşıyoruz. Vallahi bak. Benim kankalar ne yapıyorlar şimdi? Bu taraftan gitmeyecektik ama. Yo, buradan gidecektik doğru. Sen nereye gidiyorsun oradan? Ha şu alttan geçeceğiz tamam, ben oradan bir an geçirmiyor gibi düşündüm. Bak şöyle bir gözlemleme mekaniği var diyor. Aşağıdan bak, ben önden gideceğim. Ötekiler geçti. Aga be. Yüreği olan izlemesin oğlum. İşte gidiyorum. Bakmayın öyle, bakmayın. Biriniz de şunun yerinden tutun la. Gerçi ama o zaman onlar da düşerdi. Olsun. Beraber giderlerdi, fena mı? Oğlum şuradan sevmediğim bir insan düşse yemin ediyorum bu kadar vicdan yapmam da. Kedileri çok seviyorum lan. Neyse hayvanları çok seviyorum direkt de. Yüreğim sızlıyor bir hayvana böyle bir şey olunca. Kedi bir de çok içli hayvan kanka, ne bileyim. Kardeşim. Geleceğim ben geri yanınıza. Şu kulaklığın sesini biraz kısayım da. Ben fazla bağırarak konuşurum filan. Komşuları ayağa kaldırmayalım ondan sonra gecenin bu saati. Oğlum bende öyle bir şey var ya. Kulaklık böyle kullandırken sesi yüksekse daha bağırarak konuşuyorum. Eski oturduğumuz evde bununla ilgili sorunlar yaşıyordum ama komşular da bana alışmıştı artık. Hatta o zaman çok vava oynuyorduk. Ablanın birisi şey demiş ya, tamam bağırsın alışsın da bu kadar küfür etmesin demiş. Adam haklı da yani benim bir yerde. Bizim kedi hala yürüyemiyor herhalde fazla. Kendine geldi biraz. Geçeceğimiz kapı nerede peki Krals? O da şu solda herhalde. Yani kediye göre solda, duvara göre sağda misali. Ölü şehir. Ana ne burada? Fareleri görüyor musun bak? Oğlum acayip ürkütücü değildin lan. Yaşadığın şehrin altında böyle bir şehir var, düşünsene. Seni terminatör edeceğim oğlum. Ya görüş açısı çok yakınlar ama oyunun, böyle biraz daha uzaklaştıramıyoruz mu ki acaba bu açıyı ya? Bak bize yardım eden bir şey var. Bu kameralar filan, televizyonlar sürekli bize gitmemiz gereken yönü gösteriyor. Bak bunun sebebini bilmiyorum işte, bunu beraber öğreneceğiz. Ya ben buraya kadar filan oynamıştım yani, daha da ilerisine gitmedim. Baktım oyun güzel saracak gibi hikaye. Tamam ne yapacağız şimdi buradan? Yukarıya çıkmamızı istiyor. Çıkalım kanka. Ya bu bizi kıyma makinesi gibi içinden geçirir bu arada. Oraya
sıkıştırmamız ya da büyümeye falan basmamız gerekiyor herhalde. Al bakayım şunu. Bu arada grafikler böyle daha iyi. Dediğim şey tam olarak buydu. Yok yok, böyle daha iyi kanka, biraz daha renkli. Ben bir tık renkleriyle oynadım oyunun da. O kediler aşağı istediği her şeyi atabilirler bu arada. Böylesi daha dramatik duruyor. Bunları niye aşağı atmamız istediği veyahut da buraya bunları niye koyduğuyla alakalı fikrim yok. Çünkü görünürde oyun oradan devam etmiyor. Sadece kedilerin aşağı istedikleri her şeyi atıp bak oraya da diken miken koymuşlar. Boşuna değilmiş işte. Oradan aşağı inersek kolu bacağı kalmaz benim kardeşimin. Bak televizyonlar hep gideceğimiz yönü gösteriyor bize. Geç bakayım. Bu neymiş? Su. İç lan, iç başına o kadar şey geldi. İki lokma su iç. Geç bakayım şu alttan da. Zıpla koçum içine. Tamam, zıpla aşağı. Hayır, geri yukarı çıktı bak, gördün mü? Geri dönüş yok artık, devam. Bu fareler bizim başımıza bela olacak ya. Hani sikim yok gerçekçi lan kendini korkması filan. Kardeş sana ne oldu? Abi bozdun aman abim. Bunu birleştirmemizi mi istiyor şimdi bizden? Çöpün içine mi girip bulacağız parçaları? Yok, onu orada bırakacağız anladığım kadarıyla. Oğlum bayağıdır hikayeli oyun oynamıyordum. Bak Assetto'dan sonra sarıyor ha. Harbi güzel kafa dağıtıyor bu arada. Asiktir. Haraydı hamına koyum, kaç. Kaç 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 kaç. Gelmeyin lan. Oğlum acayip çoklar ya. Zıplayamıyoruz mu? Galiba yok. Bak biri beni yaka... Ananı al. Salın lan beni. Ana koyum, tekken böyle yapamıyordunuz ama. Siktir, yanlış geldim. Bırakın lan. Oğlum kedinin miyavlaması çok kötü lan. Bırakın lan hayvanı. Ana koyum, sülük gibi bir şey bunlar, ne böyle? Orospu çocukları. Dayan oğlum, dayan oğlum. Buna koyayım. Hey, nereden gelecekti? Acayip stres oldum ya. Salın lan. Heh. Yırttık. Bak miyavlayınca oyun bize takıldığımız yerde işaretler veriyor anladığım kadarıyla. Evet, bunları da aşağı attığımıza göre kardeş, oraya da zıplayamayız. Zıpla, aa bir saniye, ama iki yerden de gidebiliyoruz. Bak bunların bir farkı var mı? En kötü geri buraya geliriz ya. Çık bakayım şuraya. Böyle geç.
Orada bir şey var mı? Yok. Elik belik yok değil mi gireceğimiz? Gerçi oyun belli bir doğrultuda gidiyor. Tamam. Buradan karşıya. Yemin ediyorum Ulus'taki binaların üstü gibi. Tamam oğlum zıpla işte. Açalım bakayım mı? Bak kameralar filan bize kafa sallıyor ha. Herhalde doğru yerdesin filan gibi bir şey demek istiyor. Ha. Tamam. Bu arada oyunda böyle bölüm sonu filan var mı onu da bilmiyorum. Hani kaydı nerede bitireceğimi de bilmiyorum da neyse yani bir yarım saat filan kayıt çıkarırız yine. Tamam ne yapacağız şimdi? Bak miyavlayınca ışıklar bu tarafa yani. Demek ki oraya gitmemiz lazım bir şekilde. Kamera da kafa sallıyor. Ne yapacağız? Yukarı mı zıplayacağız? Oraya zıplayamıyoruz. Ben bir dahiyim amına koyayım ya. Bak şimdi. Bera, bu tarafta kal. İşte bu. Tamam, burada ne yapacağız şimdi? Miyavs. Aşağı ineceğiz. Kardeşim aşağıya. Buradan şöyle de git bakayım be. Ananı sikip. Bahtı sikip yedi ya. Yemin ediyorum. Çok bahtsız bir kedi. Kahrımdan öldürecek beni birazdan. Ama oraya atlayamıyorum. Demek ki yol bu tarafa gidiyor. Zıpla kardeşim şöyle bir. Tamam biz zaten buradan oraya gittik. Ben yanlış geldim bu arada. Zıpla karşıya kardeşim. Bugün diğer türlü karanlık biraz ya. Kama ayarından da açarız da neyse. Tamam oğlum işte o tarafa gitmeyecek miyiz? Hayır yukarı. Yukarı gittin. Bir yerden aşağı inmen gerekecek. Tamam yukarı çık kanka. Sana da miyav amına koyayım. Allah Allah. Garip. Bu tarafa mı gitmemi söylüyor? Ben anlamadım ki bu ne istiyor. Bu tarafta daha gidecek bir yerim yok ki aşkı. Oyunların bulmacaları beni yoruyor ya. Büyük bir ihtimal karşıya geçeceğiz kanka. Biz demin doğru geldik. Aynen bir saattir boşuna arıyormuşum orayı. Zaten sürekli sana mesaj veren bir şeyler var şuraya buraya gitti. Full onlara odaklanmamız lazım demek ki. Aman aman kardeşim aşağılara düşme. İkimizi de üzersin yani. Oraya gidemiyoruz. Şuradan mı çıkacağız kanka? Aynen. Buradan ne yapacağız? Buraya. Buradan da şöyle geçtiğimiz gibi. Zaten oradan buraya gelmemiş miydik biz? Galiba hayır. Yo, doğru gelmişiz.
Oğlum kafam karıştı. Zaten buradan oraya gittik ya bebeğim. Ben bir de şu yoldan gideceğim, dur. Bazen yanlış yoldan gidince insan nereye gideceğini şaşırabiliyor. Evet sevgili psikik. Yine illaki bize yol gösteren. Aha bak, şu yukarı çıkmamızı istiyor. Tamam. Okey. Buradan buraya. Tamam, aynen böyle gelecekmişiz. Doğru gelmişiz demin. Çık kanka yukarıya. Evet. Buradan. Buradan nereye? Bir daha bir miyav çek bakayım. Kanka ışıklar da bana yol göstermeye bıraktı bu arada. Ha böyleymiş. Tamam, şimdi ne yapacağız? Şuradan şöyle geçtiğimiz gibi. Evet, bir kayıt aldığına göre kayıt varsa doğru yerdeyizdir kanka. Sorun yok demektir. Şurada bir Q yandı. Tamam, hala doğru yoldayız kral. Sorun yok. Sağlığımızda kaldığına göre bir şeye yarayacak demektir. Oğlum kedi olmak zevkliymiş lan bu arada. Şeyin evine geldik aman akım, neydi o? Ağzımızdaki zımbırtıyı nereye düşürdük kardeşim peki? Hani o bize lazım diye aslında bir tık. Sanki galiba değilmiş demek ki. GTA 5'teki Trevor'ın evine geldik. Ne ya? Ana, oyunun gerçekçiliğine bak. Halı görünce dırmalayabiliyoruz. Güzel mekanik kanka. İş görür. Tamam, ne yapacağız şimdi? Aha. Selam. Ben pisicik. Mart ayında çiftleşecek bir kedi arıyorum. Enter. Taliplerimi beklerim. Instagram'dan ekleyin. Kapıdan gir ve gövde bul. Sikiyim, internet kafeye geldik. Dur. Gel. Bak şunları doldurmamızı istiyor galiba. Tamam. Bu zaten boşuna çalışıyor kardeşim. Bakayım dur. Takla onu oraya. Ne makinasıymış bu? Asıltı da ama bir sürü kablosu var. Doğru muyum? Aynen. Tamam. Tak kanka bunu da buraya. Başka var mı asıltı makine kardeş? Aha. Ver lan şunun ağzındakini de ver. Tak kardeşim yerine tak. Başka var mı? Kafa sallamayın oğlum. Oraya doğru dönüşüyor nerede varsa. Evet. Şeylerde bir makine daha var ama. Nerede olduğu hakkında. Pek de bir fikrim yok işin açığı. Bunların içinde değil. O insana kedi gibi düşünmeyi de öğretir ha. Tamam kanka bak bir yerde var, ben görmüyorum. Aa yukarıda. Nasıl çıkacağım oraya? Anda böyle. Gidin kardeşim. Tak onu da oraya. Tamam. Kim odanın içinden oda çıkıyor. Arkadaş sana ne oldu? Kafası düştü. Tamam çıktım buraya.
At yere. Bu ne? Okların hepsi buraya gösteriyor. Şimdi kedi olduğu yetmiyor. Bir de Einstein olacak şerefsiz. Ananı çekeyim. Drone'um oldu la. Allah bir şey de 5 dakika çalışsın yani. Neyi elimize atsak lık yatıyor. Selamun aleyküm, ben kedi kardeş Şerafettin. Bu arada yorumlarda bu kediye bir isim bulun kanka bak. Şerafettin olabilir ama biraz kopya çekmek olur. İzlemeyenler de Kötü Kedi Şerafettin'i bir izlesinler. Çok sevdiğim bir filmdir. Ama günün sonunda bu kediye bir isme ihtiyacınız var. Şepşeber ettim olabilir, zımzım ettim olabilir. Boncuk boncuk koymayacağım ama bilginiz olsun. Ha, E'ye mi basacağız? Ne demek canım? Kameralarıma yanamıyorum. Ölü şehirde bir kedi. Ben adımı hatırlamıyorum. Belleğim bozulmuş olmalı. Sana iyi bir Kingston Flash bellek takacağım kardeşim. Uzun süredir şebekede mahsur kaldım. Burada yaşayan bir bilgin için çalıştığımı hatırlıyorum. Şimdilik bana B12 diyebilirsin. Dış kasamlı tamam B12'cim. Hadi gidelim buradan, beni takip et. Tamam. Şu anahtar kapıyı açıyordu. O kadarını hatırlıyorum. Dur ben hallederim diyor. Çok iyi. Şarjım şimdiden azaldı. Buraya gel. Tamam. Geliyorum. Neredesin lan? Bunu hep takman gerekecek. Lan sikim, bu neden bununla yürüyemiyorum ki? Ne bu şimdi? Yavşağa bak, kendi power bank'ini geldi benim sırtıma taktı. Bir de geldi içine girdi. Allah, ben ne güzel geziniyordum. Acayip acayip yerlerde, yemyeşil sokaklarda ya. Dert sahibi oldum. Yemin ediyorum dert sahibi oldum. Allah'tan bizim için tasarlamışsınız ha. Ama öyle olmasa ne bakacaktık? O da he diyor. Anahtarı da dijital formatlayıp sırt çantana yükledim. Tamam. Tabii envanteri aç. Anahtar burada, okey. Kolay iş. Merak ettiğin bir obje olursa bana gösterebilirsin ya da başkalarına. Bu ne demek oluyor? İlerleyen bölümlerde yeni arkadaşlarımız da olacak. Arkadaş şimdi bana bir kapı lazım çıkabileceğim. Tamam da burada. Tamam, açtık kapımızı. İyi de feneri aç. Siktir git, şarjım bitiyor, sonra amına benim sırtıma giriyorsun. Aha. Oğlum çok iyi oldu lan mor ışık. Bak mor şu hayatta en sevdiğim renktir. Kodu gir. Kardeş çok kolay. 1, 2, 3, 4. Değil. 0 yok mu? O zaman 1, 2, 3. Böyle de değil. 4, 3, 2, 1. Haydi kamana koyayım, bir yerlerde kod arayacağız. Yok tamam. Kapıdan giriliyor mu? Yok. 2 ile feneri yak. Ha. Kod burada bir yerlerde. Ha bak kod yazıyor. Ha. 37-48. Aç bakayım şunu da. Yaz kanka. 37-40. Ana sikim, yanlış yazdım. 37-48.
Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok burada. Önemli bir şey, yukarı çıkmamız gerek biliyorum. Oğlum sen aşağı iniyoruz ama yukarı çıkmaktan kastın. Harbi güzelmiş ha. Robot da sırtıma girmiş, şarj oluyor ya böyle bak, gereksiz anlarda gir sırtında şarj ol. Tamam şey, ben yürüyorken gelip de bana gambur olma. Dur biraz hatırlıyorum, dış dünya diyor. Daha önce oradaydım gibi geliyor bana, burası geldiğin yer mi? Bize soruyor, değil. Birisine oraya gideceğime söz vermiştim ama kime söz vermiştim ki, ne bileyim oğlum ben. Kartpostal duvar resmi, ondan almıştım. Yanımıza alalım, hadi aldım, tamam. Bu anılar neden var ki bende, nereden, ne bileyim oğlum ben. Akşam bir ton balığı yedim, onu hatırlıyorum, sonrası buradayız işte. Yeni anı kurtarıldı diyor. Anımı anı toplayacağız. Kankalar şöyle güzel bir atmosferin önünde yavaştan bölümümüzü bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Her 2-3 günde bir bu bölümün yeni video, bu oyunun yeni videoları da gelecektir. Dediğim gibi sizlerden ricam kankam, yorumlarda bu kediye bir isim bulalım. Bunun haricinde de kankam, kanala hala abone olmadıysan lütfen kanala abone olursan çok sevinirim. Artık Assetto Corso'dan ibaret bir kanal olmak istemiyorum. Biraz bunun dışına da çıkmam gerekiyor. Seven olur, sevmeyen olur. Seven arkadaşlarla birlikte sohbet muhabbet buradayız. Kanala da yeni geldiysen hoş geldin kankam. Eskiden gelen arkadaşlar da bazen abone olmayı unutabiliyorlar. Hep beraber bir abone butonlarını kontrol edelim. Aktif değilse hemen oradan bir aktif diyelim kankam. Videoyu beğenelim. Yorumlarda da beni yalnız bırakmazsan çok sevinirim. Esenlikle ve sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.